Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Beren Ceylan. Bugün Age of History Filistin serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde Tanzanya ile uzun bir savaşımız sonucunda 3-5 toprak almıştık, ancak vasalımızı kaybetmiştik. Adam gitti, tüm vasalımızı aldı. Ama şuradan biz de 3-5 bir şeyler kopardık. Şimdi bu bölümde şöyle bir karar verdim ki, Mısır'ı bu arada geçenki bölümde yine ittifaklıktan attık. Şöyle bir karar verdim dostlar. Ben İslam'ın yayılışına kurmaya uğraşmayacağım. Çünkü bu epey uğraştırıcı olacak. Yani zor bir şey değil, ancak oyunda biliyorsunuz bug'lar oluyor, şeyler oluyor. Biz şu anki eğlencemize bakalım. Türkiye ile birleştirme yapmayı düşünüyorum ülkeyi. Türkiye ile birleşip o şekilde ilerleyeceğiz. Ve yani ülke formlamayacağız. Şöyle hatta Türkiye ile birleşme şeyini atalım. Romanya ve Portekiz'le de ittifak oldum aynı zamanda. Romanya ve Portekiz'de bizim dostumuz artık. Romanya zaten geçenki bölüm sonunda olmuştuk. Portekiz'e de olmuştuk galiba sanırım. Ve onlar İtalya ile savaşı çağırdılar beni. İtalya'yı yediler. Ben de o zaman asker basıyordum zaten şu an. Ve askerlerimi bastım. Bunları da şu anda yerleştireceğim. Şu an Türkiye'nin orduları da bana katıldı. Gayet güzel bir şekilde bunları da hemen alacağım. Yani artık bence bu şekilde ilerlemek daha düzgün olacak. Direkt ülkenin adını değiştirebilirim, ancak değiştirmeyeceğim. Bakalım sizlerin yorumlarını bekliyorum. Ülkeye bir isim önerirseniz güzel olur. Sizlerin önerileriyle bir şeyler yaparız bakalım. Ben kimin rengini kırmızı yaptım bilmiyorum ama kendi rengim şu anlık benim kırmızı olabilir abi, şöyle. Türkiye'nin kırmızısını alalım. Askerlerim dizilmek için hazırlanıyor Mısır topraklarına. Şurada da ekstra ilaveten savunma için bekleteceğim askerleri. Türkiye'nin bu arada bazı yerlerde ordusu varsa onları da alıp Ankara'daki ordularını mesela gelsinler bir alırız abi onları. Yalnız isyancılar çıkıyor. Bu isyancıların çıkma sebebi neden? Oğlum direkt birleştik lan biz. Niye isyan ediyorsunuz? İlginç. Halktan bir süre vergi almayalım da mutlulukları artsın. Şu an dünyanın birden en güçlü ikinci devleti olduk. Ve bir birleşme daha yapmayı deneyeceğim bu seride. Bazı arkadaşlar 3-4 birleşme falan yapabiliyorum diyordu. Onları deneyeceğiz bakalım yapmaya. Mısır Savaşı'nda mesela onları da çağırıp birlikte bir yapmaya çalışacağım bakalım birleşmeyi. Askerlerimiz atacağım Mısır'a bir yürüsün bakalım. Yani farklı şeyler denediğimiz bir seri olsun en azından abi bunda. Değil mi? Ya İslam'ın yayılışı kurmak zor değil ama çok uğraştırıcı abi yani. Onunla ne bileyim uğraşmak şu an benim için şey gelmedi. Yani eğlenceli olacak gibi gelmedi ama böylesi daha eğlenceli olur gibime geldi. Ben de böyle bir karar aldım dostlar. Bu arada burada böyle bir isyan çıkabilir mi ya? Ne oğlum bu, direkt bir devlet kuruldu resmen burada. Resmen burada bir devlet kurdunuz abi. Bu nasıl bir isyan? Kocaman isyan çıktı ya. Vallahi kocaman isyan çıktı abi. Yalnız artık çok fena ordu da basabiliriz. Ekonomimiz de gayet güzel. Ordu denize inince biraz ekonomimiz sarsıldı gibi oldu ama hiçbir şey yok. Taş gibi ekonomimiz var. Taş gibi ekonomimiz var. Mısır'a savaşı ilan edeceğim eğer ordularım dizildiyse ve diğerlerini de çağıracağım. Bakalım birden fazla birleşme yapmaya çalışacağım. Bakalım olabilecek mi? Hiç yapmadım şu ana kadar ama deneyeceğiz abi. Denemeden bilemez. Denedik aslında biz de yapamadık ama bakalım farklı yolları deneyeceğim. Yapabileceğiz mi bakalım. Çünkü kabul etmiyorlardı. Kabul ettirmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Aynı savaşta olmak bir altın kural birleşme için. Çünkü aynı savaşta olursan daha çok kabul etme şansları oluyor birleşmeyi. Biz de şu anda aynı savaştayız hepsiyle. Romanya ile birleşme deneyeceğim abi. Farklı farklı şeyler denemiş oluruz hem. Bu seride. Abi şuradaki yeri de almış oluruz. Şuraya da bir asker basalım. Bizim için önemli olan yer Arabistan'daki yer zaten. O Arabistan'daki yeri aldık mı bizim için gayet güzel olacak. Sınırlarımız en azından çok güzel gözükecek. Biz bildiğin Osmanlı olduk lan şu an. Değişik bir tarzda bir Osmanlı olduk abi. Vallahi değişik bir Osmanlı olduk. Hatta şu an bir tane birleşme gönderebilirim. Yani kabul etmeyeceğini biliyorum. Ama gönderebiliriz. Bir deneyelim bakalım şansımızı. Önce ilişkiyi fullleyeceğiz ve aynı savaşta olmamız lazım. Savaşı o açsa daha güzel olur bizim için. Savaşı o açıp yani ona ticari talebetle başka devlete savaş açtırıp o savaşa katılsak bizim için daha iyi olur. Veya bir devlete ona saldırttırıp o savaşa katılsak daha iyi olabilir. Bu birleşmeyi yapmamızda bize ekstra şans tanır diye düşünüyorum. Şimdi şuradakiler oraya ilerler. O bir sıkıntı değil. Mısır'ı bir hızlıca alalım. Hızlıca Mısır fethi yapalım. Sen direkt Kahire'ye git. Hızlıca yayılacağız abi. Mısır'ı kimler kimler aldı bu seride? Gelen geçenden dayak yedi Mısır. Biz mi dövemeyeceğiz abi? Biz mi dövemeyeceğiz?
İlişkileri geliştireceğiz bu arada. Hangisiyle daha hızlı geliştiririz bilmiyorum. Portekiz'de de bir deneyelim bakalım. Yani 5 ülkeyle birleştim diyen falan vardı abi. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama ben olmuyor diye biliyorum. Çünkü şu ana kadar çok fazla kez denedim. Hiçbir zaman yapamamıştım. Deneyeceğiz bakalım abi. Oluyor diyorlarsa oluyordur belki de. Belki de biz bilmiyoruzdur. Belki de biz yapamıyoruzdur. Biz şanssızızdır. Olabilir. Deneyeceğiz bunları denemeden. Denemeden bilemeyiz değil. Denedik ama daha öncesinde bakalım. Bu arada arkadaşlar Twitch kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında, videonun açıklama kısmında linki mevcut. Düzenli yayınlara başladım. Her gün yayın yapmaya çalışıyorum. Daha doğrusu haftanın 5 günü falan yayın yapmaya çalışıyorum. Oradan takip edebilirsiniz Twitch kanalımı. Ayrıca ikinci kanalımızın linki de videonun açıklama kısmında mevcut. Oraya da düzenli olarak yayın tekrarlarını ve ekstra videolar koyacağım. Orayı da takip edebilirsiniz. Linklerin hepsi açıklama kısmında mevcut olacak. Haberiniz olsun. Arkamızdan ilerlemeye çalışıyor ama ordularımız izin vermez. Arkasından kovalayacağız abiciğim. Arkasından kovalayacağız. Türkiye ile birleşme bizim gücümüze harbiden güç kattı abi. Çok güzel oldu. Çok da harika oldu. Çok da mükemmel oldu valla. Çok da mükemmel oldu. Türkiye ile birleşmemiz cidden. Yani ne bileyim İslam'ın yayılışı kurup ne yapacağız abi? Önemli olan bu oyunda güçlenmek ve en iyi şekilde bu şekilde güçleniriz abi. Sen ne yapacaksın yani güçlenmek için? Değil mi? Bence mantıklı. Bence bu şekilde abi. Yapmak daha iyi olur diye düşündüm bizim açımızdan ve bu şekilde yaptım. Mısırlar ilerlemeye çalışıyor ama tabii ki de ilerleyemeyecekler. Çünkü biz geldik hocam. Çünkü biz geldik. Nereye ilerleyeceksiniz? Artık bu topraklar bizim hocam. Tek savaşta bu arada tamamını alırız umarım Mısır'ın. Mısır zaten bitti. 3-5 toprağa kaldı. Birleşebilirsiniz abicim artık ordularım. Ve kendimize artık daha büyük hedefler bulabiliriz. Türkiye Filistin birleştiğimize göre. Değil mi? Daha büyük hedefler bulabiliriz. Birleş abi şurada. Ordularımız birleşsin. Gayet güzel. Ülkeye bu arada isim önermeyi unutmayın dostlar. Açıklama kısmında mantıklı isimler önerirseniz sevinirim. Yani gidip yorumda Osmanlı yazmayın veya direkt tek bir devlet ismi olmasın. Yani mantıklı isim önerileri yaparsanız bakalım devletin ismine bir şeyler yapabiliriz. Mısır'ın nerede toprağı var bu arada? Bir toprağı daha olduğunu görüyoruz. Ha, şunlar. Onları da istemiyorum abi. Eğer tamamını alabiliyorsam onlara doğru gitmeyeceğim hiç. Güzel. Güzel. Ne? Portekiz niye kabul etmiyorsun lan? Oğlum niye kabul etmiyorsun? İlla %100 mü yapayım yani Portekiz? Portekiz git onu da sen al. Hadi oğlum. Git bir işe yer hadi. Neyse şunları da icabına bakalım hemen hızlıca. Belli ki yoksa kabul etmeyecekler abi bunlar. Şunu da hemen tekrar buraya yolla. Yukarıdaki ordu geliyor ama belki o gelmeden bu gelir. Evet dediğim gibi oldu. Şimdi kabul edecek. Afrika Birliği diye vasalımız var ama artık hiçbir yere çağıramıyoruz. Çağırsak bile bir şey olmayacak çünkü öyle bir devlet kalmadı abi. Taze bitti. Yediler devleti abi adamlar. Yediler yuttular devletimizi vallahi. Harbi yediler yuttular devletimizi. Güzel devletti Afrika Birliği be. Bu arada başkenti de değiştireceğiz. Başkenti de yapabiliriz. Kardeşim neyine senin orada isyan etmek? Neyine isyan etmek? Neye isyan ediyorsun sen? Abi Etiyopya'ya katılalım bakalım. Aramız iyileşir. Belki şimdi birleşmeyi kabul eder ekstradan. O savaşa geldik diye. Bakalım dur. Yok ha ben bu birleşmeyi yapabileceğimi sanmıyorum ama. Denemekten zarar gelmez. Deneyeceğiz. Siz yapabiliyorsunuz dediniz. Onu şu an yapmaya çalışıyorum abi. Siz dediğiniz için deniyorum şu an ben. Yoksa ben birçok kez denedim aslında öncesinde ve yapamadım. Ama siz diyorsanız ki yapılıyor. Bilmiyorum. Belki yapılıyordur. Ama bakacağız bakalım. Şu ana kadar cidden ben çok denedim ve hiç yapamadım. Umarım olur. Yani bir devletten fazla bir devletle birleşemedim ben şu ana kadar hiçbir zaman. Valla siz nasıl yapıyorsanız onu da yazarsanız sevinirim. Aslında yazdığınız taktikleri de şu ana kadar denedim ama olmuyor abi. İlginç olmuyor. Valla olmuyor. Hocam bizim isyancıyı bir kurtaralım. Size zahmet kurtaralım değil daha doğrusu dövelim hocam. Bana bir yardım ederseniz güzel olur Romanya dostum. Ya bir de Etiyopya ile senin ne işin var abicim? Dünyanın jandarması dedik sana cidden. Harbiden onu kanıtlamaya mı çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne işin var oğlum senin orada? Harbiden ne işin var yani? Etiyopya ile sen niye savaşıyorsun? Etiyopya sana ne yapmış olabilir abi? Tamam zamanında savaştık. Biz savaştık. Sen gerçi savaşmadın yine de. Yani ne olacak oğlum Etiyopya'ya?
Sen Etiyopya'ya niye saldırıyorsun? Bir isyancı daha çıktı abi. Hocam şununla bir ilgilenirsen. Romanya. Ya orada orduların var, hiçbir şey yapmıyorsun ya. Vallahi hiçbir şey yapmıyorsun. Bu arada benim orduların tamamını birleştirdim abi. Amol'daki ordular da buraya gelsin. Arak'takiler de. Lahjan'da da ordularım varmış. Tüm orduları birleştirdim abi. Bak şurada da varmış. Yüzlüklere falan onlara gerek yok da. Şimdi mutluluğu düşük olan yerlerde isyan ederler. Ama mutluluk da düşük değil abi. Adamlar ona rağmen isyan ediyor bana abi. Mutluluk da düşük değil. İlginç. Vallahi ilginç. Mutlulukları da düşük değil yani. Hani mutluluktan isyan ediyor desem. Düşük de değil. Asimilasyonları da yapıyoruz. Böyle asimile de edelim hemen hızlıca bunları. Edilmeyen birkaç yer var. Yani biraz isyan etmeseler asimilasyonları bitireceğiz de. Adamlar isyan etmeden birkaç turu geçiremiyor ki. Vallahi şu an geçirdiler ama. Şu an geçirdiler abi. Romanya. O Romanya topraklarıyla bizim işimiz yok. Ela. Şurayı falan da al abi. Hızlıca bunları da asimile et. Gayet güzel. Gayet güzel. Daha herhalde isyan misyan çıkmaz. Yalnız ülkemiz çok güzel gözüktü ya. Ben bir de İran'ı da artık anneksi koyalım. İran'ı da alalım. Diplomasi bug'ı mı oldu? Yok, tamam, olmamış. Lan bir an dedim diplomasi bug'ı falan oldu. Oğlum çok güzel oldu lan ülkemiz yalnız. Harbi sınırlarımız harika oldu ya. Lan harbi sınırlarımız harika oldu bu arada. Vallahi mükemmel ülke olduk ya. Şu sınırlara bak abi, işte bir ülke dediğinin sınırları böyle olacak. Ülke dediğin böyle olacak abi. Aha. Şimdi bu adamla ben birleşemezsem hiçbir şekilde birleşemem abi. 100 abi adamla ilişkimiz ya. 100 direkt. 99 bile değil. 100. Yok abi, kabul etmiyor. Nasıl kabul ettireceğim bunu Allah aşkına? Yani taktik verin abi. Nasıl yaptınız? Yaptım diyorsunuz da. Yani nasıl yaptınız abi? Ben niye yapamıyorum? Bu arada Pakistan, senin için de artık Sela okunma zamanı geldi. Biz bir gelelim sana doğru bir. Sana bir gelelim biz. Gelelim hocam. Ama sen geldin. Biz gelecektik. Ya ayıp ya. Allah ayıp ya. Bak adam dalacağımı duydu herhalde. Dalacağımı duydu herhalde. Hocam ben geleceğim dedim. Sen niye geliyorsun yani? Sen niye geliyorsun? Ben sana gelecektim. Sen niye geliyorsun hocam? Vallahi ayıp ya. Pakistan, kalbimi kırdın ya. Dost kardeş ülke dedik. Geldin bana savaş ilan ettin. Ben kesinlikle sana savaş ilan etmeyi düşünmüyordum. Hayatta yani ben hayatta dostum Pakistan'a veya herhangi bir dostum devlete ittifaklıktan kovup kesinlikle onlara savaş ilan etmem. Ben öyle bir adam değilim. Beni bilenler bilir. Hayatım boyunca böyle bir şey yapmam abicim ben. Yapmayacağımı da çoğu kişi bilir yani bunu. Kesinlikle yaptı diyen yalan söylüyordur abi. Yapar diyen yalan söylüyordur. Yapar diyenlere inanmayın abi. Yapar diyenler yalan söylüyordur. Pakistan. Vallahi bu yaptığın yamuk üzdü bizi. Oğlum yalnız Pakistan'da bu kadar ordu ne arıyor? Adama bak. Pakistan. Barış. Barış mı yapsak acaba seninle? Pakistan, bizim aramız bozuk olmamalı. Neden bizim seninle aramız bozuk? Şunu alırsam yeterli olur. Ya Pakistan'ım. İşte alacağımızı aldık abi. Bu kadar kafi. Biraz daha ordu basıp yaparız artık devamını. Yani bana saldırmanın bedelini ödettik en azından sana. Bu da bir şeydir. Vallahi ülkemiz bu bölümde çok güzel oldu ya. Ulan sınırlarımız da bak harika ya. Şöyle bir göstereyim tekrardan. Şuraya bak ya. Şurada biraz bir kanserlik var. Şuralarda biraz şey. Onları görmezdik. Yani Türkmenistan tarafını da biraz görmezden gelirsek eğer. Bence sınırlarımız harika. Bence harika. Bence her şekilde güzel. Oğlum sen de mi bizle ittifak olacaksın lan? Eyaletlerimi istiyorsun. Sen benden hayırdır oğlum, ne alaka, sen benden niye toprak istiyorsun? Senin hangi toprağı benden istiyor olabilirsin ki? Bu arada harbiden bir daha deneyeceğim ya. Yorumlarda belirtin dostlar, ben nasıl Portekiz'de birleşebilirim bak. Bir ilk öyle birleştirme artık. Yani üçüncü nasıl olacak abi? Bir kere. Üçüncü için bayrak yok ki abi. Oyunun dosyalarında ona göre bir bayrak şeyi yok. Dizaynı yok. İlginç. Evet, burada bu kaydedelim oyunumuzu arkadaşlar. Bir sonraki bölümde devam ederiz. Ulan sınırlarımız çok güzel ya. Şuraya bak. İtalya'da bile varız ya. İtalya'da bile varız. Yunanistan tarafını Romanya bana verse aslında. Valla 10 numara 5 yıldız olur. Biraz da Afrika'dan şurayla birleştirsek. Bir de İran'ı topladık mı? Harbiden mükemmel olur ya. Şuraya bak. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ayrıca videoları beğenmeyi mutlaka koyabilirsiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.